İlk saz hayatına ben yani müzik hayatına derken saz çalmasını bilmiyordum. Ben Karşıyaka'da Körler Cemiyeti vardı. Arkamdaki sazlardan öğrendim saz çalmasını. Daha sonra işte Alaybey'de, Karşıyaka Alaybey'de Cahit Doğan diye bir kardeşimiz vardı, arkadaşımız. Çok iyi bir ses. O da çok güzel bir sesti. Ondan sonra çaldığım sazı falan dinleyip duyunca ben arkasına saz olarak aldı. Bununla devam ederken İzmir'de biz Cahit Doğan ve Ozanlar diye bir grup kurduk. Esin Avşar da çalışıyordu orada. Onun kadrosunda çalışıyorduk biz de. İyi bir sanatçıydı. Devrin iyi sanatçılarındandı. Yani güzel lüks yerlerde çalıştık. 70'li yıllar olabilir. Yani 82 senesinde yetişmiş sanatçı imtihanı kazandım İzmir Radyosu'nda. Dolu dolu da bir müzik yaşantım oldu. İşte rahmetli Bergene'de Hisar Gazinosu'nda çaldım. Çok güzel bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu Bergen'le. Allah rahmet eylesin. Provasını falan ben yaptırıyordum. Okuyacağı parçaların listesini bana veriyordu falan. Tabi bu benim çalıştığım mekan için, gazino için geçerli. Daha başka yerlerde başkaları şey yapıyordu. Tabi İlyas Tetik'le falan da çok çalıştı bu. Allah rahmet eylesin. Bergen harika okuyordu. Bergen hala da marka. Hala da bu işin markası. Müzik hayatının markalarından. Asabiydi ama işte yaşadığı normal bir hayatı yoktu ki. Yani her an bir can korkusu, şu bu falan. Ama kendisi anlatıyordu bazen. Kendisi anlatıyordu bazen. Dünya iyisi de bir insandı bence. Halis Serbest'le hiç karşı karşıya gelmişliğim yok. Yani çünkü benim zaten ben gündüz devlet memuruyum. Kendi işimin başındayım gündüz akşama kadar. Akşamdan sabaha kadar da gazinoda müsünlük yapıyorum. Yani zor bir yaşantının içindeyim. Kendimle çok şey yapıyorum ama tabii ki şimdi Allah rahmet eylesin Bergen bizim solistimizdi. Şimdi onun prova istediği günlerde provasını yaptırıyorduk. Şey yapıyorduk. Bana liste verdi. Dedi ki bunları geçelim dedi. Her gün dedi aynı şarkılar okuyoruz dedi Ali. Biraz değiştirelim onları falan. Tamam dedim, Bergen Hanım dedim falan. Aldım. Neyse birkaç gün geçti aradan ama ben de bu sırada Gümüldür'de çadır kurdum. Çadır kurduk. Kayınpeder, ben, Baldız falan filan 2-3 tane çadır yan yana koyduk. Orada tatil böyle yazlık mazlık hayalimiz bile değil. Yani o zamanlar için. Bak şimdi bakın yani öyleyken Bergen'in alçak gönüllülüğüne bakın şimdi. Dedi ne oldu Ali dedi şey dedi geçtiniz mi parçaları dedi falan dedi prova yapacaktık ya dedi falan. Dedim vallahi Bergen dedim kusura bakmadım yani senden dedim özür de dilerim ben dedim. Ben dedim şu an dedim çadır kuruyorum ne elektrik var dedim su da yok dedim. Taşıma suyuyla dedim şey yapıyoruz bir denize girip çıkıyoruz dedim. Çadır kurduk dedim Gümüldür dedim. Ha çadır kurduk dedim Aa dedi. Nerede dedi? Gömülür dedim. Beni de götür sabahleyin dedi. Şimdi kayınpeder aksi Allah selamet versin hala 94 yaşında. Kayınpeder babamız atamız da nihayetinde. Şimdi onun önünden de geçmek istemem fakat şimdi diyecek ki ya nereden geliyor bunlar falan dedim. Ya dedim böyle böyle Bergen dedim orada dedim su yok. Elektrik yok dedim. Yani sinekler had safhada falan filan. Yok yok sen dedi. Beni dedi baştan savuyorsun dedi. Şey yapmak istemiyorsun dedi. Götürmek istemiyorsun dedi falan filan. Dedim o zaman anneni de getir gel bari. Hani bir yanlış bir şey olmasın diye. Kimseye hayatımda bayanlarla çok çalıştım ama hiç kimseye karşı en ufak bir yanlışım olmamıştır. Yapmam da çünkü ekmek yediğimiz insanlar. Yani mümkün değil. Ben kendim evli barklı insanım zaten. Falan ama kayınpederden tırsıyorum. Şimdi kayınpeder Azrail gibi bir adam. Bir de en son söyleyeceği lafı en başa söyler. Sen nereye koyarsan koy o lafı. Hadi uğraş bakalım kayınpederle. Dedim anneni de getir gel o zaman falan. Bindirdim neyse. Gümrüğü şeye geldik. Tam çadırlara da 15-20 dedim biraz şey yapayım dedim. Hanıma dedim söyleyeyim dedim. Ondan sonra
Geldim usulca dedim Güler dedim. Eşimin adı da Güler. Güler dedim böyle böyle dedim. Bu dedim yani Bergen dedim gelmek istedim şeye dedim. Buraya dedim yani ikna edemedim dedim. Dedim iyi de güzel de bir insan dedim. Sen bilirsin dedim ya bak şey tamam dedi gelsin benim yanımda yatsın dedi. Eşim de sağ olsun anlayışlıdır yani. Benim yanımda yatsın. Sen de git babamın yanında yatarsın dedi falan. Neyse sabah bir kalktım tabii o sahnede döktüğü pullar falan filan. Benim hanımda olmuş bir as solist. Beraber onun pulları onunla bulaşmış. Ama güzel bir gün yaşadık. Sağ olsun. Yani beni de onur etmiş oldu aynı zamanda. Çünkü yani bir sürü yazlığı olan bir sürü insanlar var, şeyler var, imkanlar daha geniş olan. Benim ne derler ona derme çatma çadırma misafir olmak istedi. Ben onur duydum yani, gurur duydum. Çoğu da yani çok şeyler yaşadık biz yani bu Hisar Gazinosu'nda çaldım ben ona. O daha evvelden işte İlyas şeyden bu Sinan Özşeker var. Bestekar. Müslüm'ün bazı parçalarında imzası olan şey. Çok da iyi bir bestekardır kendisi. Ondan sonra onun babasının gazinosu vardı. New York diye. Şimdi hatırladım bak ismini gazinonun. New York diye. Orada çok çalıştı. Allah rahmet eylesin Bergen. Onlar tabii daha yakındı. Sinanlar falan daha yakındı. Rahmetli Cengiz abi işte çok yakındı. Onun işte New York dediğimiz gazinosunda çok çalıştı. Ve oradan döküman istemiş İlyas. Allah rahmet eylesin ona da mekanı cennet olsun. İlyas'la da çok çalıştım. Sendur Güzelel'le de çok çalıştım. Ya oturacak yer yok. Oturacak yer yok. Hisar Gazinosu'nun önündeki şeylere de masa kuruyorlar. Dışarıdaki şeylere zaten kendisi de köşe başında bir mekandı. Onun gazinonun dışarıdaki bu kaldırımlara falan masa koyuyorlardı. Kadını dinlemek için, canlı dinlemek için yani. Ama tabii dışarıdan ne kadar görüyorlar içerisini bilmiyorum. Bergen gittikten sonra yani gazino yıkıldı. Ölüm haberini aldık. Üzüldük tabii. Şimdi yani yapacağımız herhangi bir şey de yok. Yazık oldu canım şimdi öyle bir ses, derya gibi bir ses vardı kadında yani. Zorlama bir ses değil, rahat bir ses bir de yani. Güzel bir yorum. Çok duygulu. Bir gün ben o zamanlar günde dedim ya 4 paket 5 paket sigara içiyorum. Gündüz dairede içiyorsam çalıştığım iş yerinde 2-2,5 paket aşırı da içiyorum zaten. Akşamdan sabaha kadar da bir de Hisar Gazinosu'nda içiyorum. Şimdi o mekanlar falan yıkıldı başka bir şeyler yapıldı yerine. İkinci kordondaydı köşede. Neyse. Prova yapıyoruz işte rahmetli Bergen'in. Provasını yapıyoruz falan. Son 2-3-4, 1-2-3-4 çalıyoruz. Elimde de burada sigara. Şurada elimde burada sigara çalıyoruz. Bir dakika dedi ya. Bir dakika arkadaşlar dedi. Ali abi sana bir saygım var dedi ama dedi yani. Şimdi böyle olmaz dedi ya. Tam müşteri yok anladım da dedi. Şimdi prova yapıyoruz dedi ya. Yani birbirimize dedi saygılı olalım dedi. Aynı böyle vallahi utandım da. Şimdi dedi, bak dedi, ellerim dedi sapsarı, bıyıklarım dedi sapsarı, dişlerim olmuş simsiyah dedi. Hakikaten de yani çok iyi bir görüntüm yoktu. Şimdi anlattıkça boynum büküldü tabii. Doğru söylüyor şimdi, yalan da değil falan. Tamam dedim, çıkardım şey yaptım. Ondan sonra ama bu meyanda bir taraftan öksürüyorum da falan. Hoş değil yani, durumum da hoş değil. Ne yapayım? Dedim bu sigarayı bırakayım ya. Oturdum koydum karşıma. Dedim bunun karı nerede, zararı nerede? Böyle bir hesap yaptım. Ama tabii bunda Bergen'in büyük bir katkısı oldu. 35 senedir aşağı yukarı yalan olmasın ama yani tahmini konuşuyorum. 35 sene oldu sigarayı.